Münafıkın Suresi ayet 9 ve 10 Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. Birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam diyeceği zaman gelmezden evvel size rızık olarak verdiğimizden infak edin. Cenab-ı Hak ayet kerimede iman edenlere sesleniyor. Hristiyanlara değil, Yahudilere değil, ateistlere, putperestlere, atçılara, putçulara değil. Veya reenkarnasyonculara değil. İman etmek demek Kur'an ve sünnet-i teslim olmak. Kur'an ve sünnet-i kabul etmek ve ona teslim olmak demek. Kur'an'ın altı, bütün 6600 66 ayet-i kerime dediğimiz bütün ayet-i kerimelere iman edip aması fakatı demeden komple ayet-i kerimelere iman etmek. Ve sünnet-i seniyede de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerini kabul etmek. Ve hadis-i şeriflerini bu manada dinin yaşanması noktasında Kur'an'dan sonra ölçüyü kabul etmek. iman etmek bu. O zaman Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa yani zikirden geri kalırsa onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. İşte Cenab-ı Hak mümin kullarına bu manada Allah'ı zikretmelerini emrediyor ve aynı zamanda da insanın en çok sevdiği malı ve çocuklarıdır. İnsan normalde çünkü kendince en fazla malına ve çocuğuna karşı e, zayıftır. Çünkü malı bu manada işte infak etmek zordur. İşte çocuğuna karşı da insanın merhameti, şefkati her şeyin önüne gelir her şeyin önüne gelince de o da bir imtihanın sebebi olur. O yüzden e, bu manada Cenab-ı Hak insanın tabiri caizse can damarından yakalıyor. Diyor ki Allah'ı zikretmek için çocuklarınız ve mallarınız engel olmasın. Yani çocuk o zaman çocuğuna olan sevgi, merhamet, şefkat, malına karşı olan istek, malına karşı olan sahiplenme, sevgi o zaman ne yapmış oluyor? Onun zikrine engel olmuş oluyor. Buradaki zikir hem bir, birazdan bizim yapacak olduğumuz ibadet gibi. Bu da bir zikir. Ayrıca namaz da zikir, oruçta zikir, zekatta da zikir, haç da zikir. Veya Kur'an'ın 6666 ayeti kerimesine tabi olmak. Onu yaşamak da zikir. Haramdan uzak durmak da zikir herhangi bir ibadeti etmek, helalı yaşamak da zikir. Bakın helalı yaşamak da zikir. Yani normalde zikir dediğimizde sadece farz olan ibadetler değil. Helalı yaşamak da zikirdir. Bir şey helal. O helalı yaşamak zikirdir. Bir şey haram. Haramdan uzak durmak da zikirdir. Çünkü haramdan niçin uzak duruyor o kimse? Allah'ı hatırladığı için. Allah aklına geldiği için, Allah'tan korktuğu, Allah'a saygı duyduğu, Allah'a muhabbet beslediği, Allah'la olan ilişkisinin bozulmaması, bozulmasını istemediği için orada da Allah'ı hatırlama vardır. Haramdan uzak durma. Ya neden harama girer bir kimse? Gaflete düştüğünden, Allah'ı unuttuğundan harama girer. Allah'tan korkmadığından harama girer. Allah'a karşı sevgi beslemediğinden dolayı harama girer. O yüzden burada harama düşmemek, haramdan uzak durmakta ne yapıyor? O da zikrullahın içerisine giriyor. Hani bir hadisi kutsi var ya, gecenin yarısında çok güzel, meşhur bir kadın diyor, bir erkeğe gel dedi de, erkek de Allah'tan korkarım dedi, gitmezse diyor, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda Cenab-ı Hak onu Arşallah'ın gölgesinde gölgelendirecek. Bir rivayette kendi gölgesinde gölgelendirecek diyor. Ne diyor orada kul hani kadın gel dediğinde ben Allah'tan korkarım dediği için ona gitmedi. Neden Allah'tan korkarım dedi? Haram işlememek için, zina işlememek için. O dedi ki haramdan korkarım ben gelemem. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşerde ben seni kendi gölgemde gölgelendireceğim. O esnada çünkü nefsin tam böyle heva heve, hevese düştüğü, şehvetin kabardığı, insan için böyle hani reddedilmeyecek bir teklifle karşı karşıya kaldı. O kimse Allah hatırına geldi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Oradan geri döndü. O zaman diyor ki o Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Bakın Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Bu muhteşem bir şey. Ha neden harama düşmedi? Allah'ı sevdiğinden, Allah'ı Allah'a karşı korktuğundan ve hatta Allah'a karşı bir saygısızlık yapmak, bir küstahlık yapmak istemediğinden. İşte bunların hepsi de ne olmuş oldu? Allah'a zikir oldu.